karşılayacak bir kadroyla sağlanması lazım. Evet, güzellik göreceli bir kavram olmasına rağmen güzel görmek uğruna ölümü göze almak. Aslında konunun özeti bu. İşte bu konuyu konuşacağız. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Kadir Demir ile birlikte. Tekrar hoş geldiniz Sayın Demir. Şimdi aslında ihtiyacı olduğu halde, yani bir rahatsızlık nedeniyle bıçak altına yatmakla estetik ameliyat için bıçak altına yatmak arasında bir fark yok. Sonuçta bıçak altına yatıyorsunuz, değil mi? Tabii, doğru. Ama burada riskler var. Çok detaylı bir haber hazırladı arkadaşlarımız. Riskler var. O riskler biliniyor mu? Yoksa bilinmiyor da, iyi anlatılmıyor da ona rağmen mi göze alınıyor? Siz bu haber için bu yorumunuz nedir? Şimdi bakın, meselelere nereden baktığınız çok önemli. Kıbrıs'ta şişelenen bir su firmasının etiketinde damlayan sular var. Ve altında da yazan bir cümle var. Biz diyoruz ki birinci sınıftan beri damlaya damlaya göl olur. Evet. Halbuki Kıbrıs'taki o su şişesinin üzerinde damlaya damlaya yok olur deniliyor. Şimdi bu meseleye iki yönden bakabilirsiniz. Hasta yönünden, doktor yönünden. Güzel. Şimdi bir kere hasta tamamen estetik kaygıyla bir an evvel bir şeyler olmak istiyor. Daha güzel görünmek istiyor ya da şişmansa daha sağlıklı yaşamak istiyor. Ama kendinden bir şey vermeden bunu yaşamak istiyor ve doktora çok kolay ulaşıyor. Ya yani ülkenin bence en büyük sorunlarından bir tanesi doktora çok kolay ulaşıyor. Ama kendinden ulaşıyor. Bir şey vermeden diyorsunuz ama teslim oluyor ve işin ehli diye mesela gidiyor. Eminim ki o 3 hasta tek değil. Mesela o rakamları ama biliyor musunuz? Ama o dünyada mesela ben şişmanlık cerrahisi için baktım. Gelmeden önce de tekrardan literatüre baktığımda değişik tipte zayıflama ameliyatları var. 1/1 ila %1 arasında değişiyor. Ameliyat sonrasında ölümler. Bizde? Türkiye'de bunun belli değil. Belli çünkü, değil. Çünkü Türkiye'de belirli bir istatistik yok. Her şey bildirilmiyor. Buradaki esas problem şu, doktor yönden baktığınızda da ehil olan insanlar ortada yok. Yani ehil olmak için eğitim alan insan sayısı estetik konuda da, ameliyatlar konusunda, özel ameliyatlar konusunda da son derece az. Nasıl anlaşılacak? Yani şimdi kulaktan kulağa genelde dolaşarak, işte bu doktor iyidir, ben iyi sonuç aldım. Bizde çünkü çok meşhurdur o. Yani onda iyi sonuç vermişse sende de iyi sonuç verir. Tabii estetik olunca bu, işte iyi bir burun gördüğünde, kendince beğendiği bir burunsa hemen yaptırma hemen ihtiyacını duyuyor. Yani ehil olduğunu nasıl anlayacak? Ehil olduğunu şöyle anlamanız lazım. Mesela bir burundan bahsettiniz. Evet. Rinoplasti yapan bir doktorun eğer bütün burunları birbirine benziyor, o iyi doktor değildir. Kişiye bakıyorsunuz, kişiye özel yapmasına dikkat etmeniz lazım. Estetik kaygıyla gidiyorsunuz. Adamın yaptığı bütün kadınların suratı birbirine benziyor. Yani kardeş gibiler. Bu iyi bir hekim olmadığını size göstermeli. Ehil olması neden önemli? İşte o riskleri azaltmak, ölüm risklerini aza indirmek için. Tabii. Şimdi o risklere dönecek olursak, iyi anlatılmıyor mu diye sordum. Neden Şimdi sordum? Onam, çünkü onamdan bahsedildi. Şimdi onam belgesi dediğiniz şey, tıpkı sizin bir sigorta acentesiyle ya da bir bankayla kredi kartı öncesinde gördüğünüz ve imzaladığınız onlarca sayfalık bildirilere benziyor. Minik minik yazılmış ve birçok tıbbi ya da tıbbi olmayan terimi içeren bir bilgi. Ve bunu hasta anesteziden önce, hastanın alması, önce daha mi? Önce de değil, daha önceden aktarılıyor ama hastanın bunu anlayabilecek düzeyde olması lazım. Ve hekimin de buna anlatacak kadar vakti olması lazım. Vakit yok dediler. Vakit mesela yok, çünkü bir doktor 100 tane hastaya bakarken anlatamaz. Çok yüzeyel olaraktan bahsediyor. Ve hiç olumsuz yönlerden genellikle bahsedilmiyor. Genelde olayın pembe yönü anlatılıyor. Aslında kapı çalındığında, doktorun kapısı çalındığında, nasıl ki benim şuna ihtiyacım var denildiğinde oradaki riskler aslında orada ortaya çıkmalı. Doktor tarafından aslında anlatılıyor bu sen. Deniliyor ki %5 ölüm riskiniz var deniliyor. Ama bizim kültürel olaraktan bakışımız tıpkı o damlayan su gibi %95'i görüyoruz. %95 ben çok iyi olacağım diyor. Ama %5'in içinde kaldığında da karaları bağlıyor. Hiçbir doktor hastasına zarar vermek üzere iş yapmaz. Ama her kadın nasıl pilavın altını yakıyorsa, her cerrahi girişimin, her girişiminde belirli bir komplikasyonu vardır. Ama siz şimdi riski o zaman hasta tarafı alıyor diyorsunuz. Ama öteki taraftan da doktor da mesela ben önce tetkikleri bir yapayım. Tamam, konuşuyoruz. Tabii. Çünkü ücreti konuşuluyor değil mi baştan? İşte ne yapılacağı konuşuluyor. Tabii. Ama bunlar ama tamam, kabul ediyoruz. Öteki taraftan da bir bakalım, tetkiklerinizi yaptıralım. Eğer uygunsa,
Yani sizde herhangi bir sıkıntı çıkmayacaksa bunu yapalım denmiyor mu? İşte o zaman bakanlığın devreye girmesi evet. gerekiyor. O zaman kontrolörün devreye girmesi gerekiyor. Bugün böyle bir kontrol mekanizması bir çok, yok. Yok öyle bir mekanizma yok. Eğer siz bir cerrahsanız elinizde neşter alabilme yeteneğiniz varsa ve sertifikanız varsa, diplomanız varsa her türlü ameliyatı yapabilirsiniz. Ben burnunu yapmak istiyorum, ben karnını yapmak istiyorum. Ben göğsünü yapmak istiyorum, memeyi yapmak istiyorum. Bunda bir kısıtlama yok. Bunu halk belirleyemiyor, seçemiyor. Yani o zaman siz demelisiniz ki meme plastisini şu sertifikasını alan insanlar yapmalı. Bugün ben şişmanlık ameliyatları için konuşacak olursam şişmanlık ameliyatını herkes yapabiliyor. Yani endokrin cerrahı olsanız da yapıyorsunuz, gastroenteroloji cerrahı da olsanız yapıyorsunuz, ne bileyim ayak cerrahı da, yani öyle bir branş yok da her türlü cerrah yapıyor. Kimse sizi denetlemiyor. Ancak olumsuzlukları yaşarsanız siz söz konusu nasıl oluyorsunuz. Nasıl olmalı peki? İşin doğrusu nedir? Doğrusu nedir? Mesela şişmanlık ameliyatı evet, özelinde konuşalım. Gastroenteroloji cerrahı yapmalı bunu. Yani tutup bir endokrinolog yapmamalı. Yani karnın içinde mide ve kalın bağırsağın ve ince bağırsağın her türlü hastalığını ameliyat yapmak üzere cerrah olduktan sonra 3 yıl eğitim gören insan yapmalı. Ama onun da Türkiye'deki toplam sayısı 150-200 kişi. Sadece 150-200 kişi. Çünkü yan dallar törpülenmiş durumda. Genel cerrah yetiştiriliyor. Ama özelleşmiş cerrahın yetişmesi ve bu ameliyatların onlar tarafından yapılması lazım ki bu üzücü olaylar yaşanmasın. Mesela riskler bu estetik ameliyatla en fazla anestezi ve emboli. Emboli. Nedir yani onları da açar mısın? Emboli şöyle. Hepsinde ortaya çıkıyor mu bu? Yani yok anestezi şey ilaçlara bağlı o farklı bir olay ama yağ embolisi denilen olay şu. Biz şişmanlık ameliyatlarını yapmayacak olan, istemeyen insanlarda birçok plastik cerrahlar genellikle derinin altına bir çubukla girip oradaki yağı emerekten temizliyorlar ve dışarıya alıyorlar. Ve oradaki yağ kaybolunca da orada bir çökme oluyor ve kişi kendini zayıf hissediyor. Şimdi oradaki yağı çekerken eğer bir damara o yağ girerse damarda dolaşıp gidip akciğerin küçük damarlarına tıkaçlar oluşturuyor ve akciğer yetmezliğiyle, solunum yetmezliğiyle kişiyi kaybediyorsunuz. Eğer bu büyük bir parçaysa ölümle sonlanıyor. Eğer çok küçük parçalarsa ki genellikle küçük olmuyor, büyük oluyor ve ölümle sonlanıyor. Böyle solunum yetersizliğinden insanları kaybediyorsunuz. Bu belirli oranlarda önüne geçilemeyecek olan bir olay. O herhalde ameliyattan sonra ortaya çıkan bir tabii, durum. Tabii yaparken çıkıyor. Hasta hemen kötüleşiyor ve gidiyor. Öncesinden bunu evet, öngörme ihtimali evet. yok ama en azından böyle bir risk olduğunu bilmesi gerekiyor bilmesi hastanın. Bilmesi lazım. Tabii. Peki bu onan belgesi yani orada nasıl düzenleme yapılması lazım? Şimdi onan belgesinde... Oradaki taraflar da bunu söylüyor. Tabii. Öncesinde olması... Şimdi onan belgesinde şöyle bir şey var. Eğer siz o belgeyi imzalatmazsanız hastaya... Sorumluluğu almış çok büyük sorumluluk evet. almış oluyorsunuz. Ve hukuk karşısında hiçbir dayanağınız olmuyor. Hı hı. Ama onan belgesini almak da bahsedildi sizi kurtarmıyor. Çünkü hasta diyebiliyor ki bana bu risk anlatılmadı. Anlatılıp anlatılmadı kimse denetleyemez. Ama çok özür dilerim. Haberde okuduğum kadarıyla mesela bazı vakalarda işte imzaladığım için herhangi bir belki soruşturma açılıyor o kişiler hakkında. O açılıyor ama, tabii ki o olarak. Kurtarmıyor. Ama kişi şikayetçi de olmuyor. Zaten izin verdik bu da bizim başımıza geldi. Hayır öyle bir şey değil. Kişi bana bu ben imzaladım bunu ama anlatılmadı diyor. Yani kişi savcılıkta verdiğini diğer yerde verdiği ifadeyi reddedebiliyor. Evet. Yani öyle bir hukuksal süreç hakkı var evet, tabii ki. Bilmeyenler için ama şunu bilmek lazım. Kişinin tamamen bilgilendirildiğinde bu ameliyatların ben yarıdan da aşağıya düşeceğine inanıyorum. Çünkü riskleri anlattıkça o insanlar o riski almaktan kaçınıyor. Peki. O yüzden de karşılıklı... Peki son olarak sorumluluk evet. kime ait sizce? Yani tamam onan belgesini imzaladınız ya da imzalattınız. Yani sorumluluk gitti gibi görünüyor ama... yani tüm bu olaylardan yola çıkarak siz bir aynı zamanda bu mesleğin uzmanı olarak ne dersiniz? Bence hastalara yardım etmek için biz varız. Evet. Ama hekime bu kadar kolay ulaşılmamalı. Hı hı. Gereken insanlara ehil olan insanlar müdahale etmeli.
Tıp fakültesi mezunu olmak, tabii ki belirli bir genel ihtisas alanında uzmanlaşmak her şeyi yapmak için yeterli olmamalı. Yani obezite cerrahisini gastroenterolog cerrahlar yapmalı ve o yönde eğitilmiş olan insanlar yapmalı. Kişiler de lütfen kolay ulaşıyorum diye her şeyleri üzerlerinde denettirmesinler. Doktorlar için ne dersiniz? Tabii. Hastanelerin de üzerinde kurdukları baskılar da oluyor dedi. Orası çok facia. Oraya ben hiç girmek istemedim. Çünkü Yücel Hoca hakikaten çok güzel konuştu. Yani hastanelerde kar amaçlı çalıştırdıkları doktorları çok zorlayıcı olabiliyorlar. Yani temel herhalde kelime sorgulayın. Yani iki sorgulayın, taraf için hastanın ki birazcık teslim olmadan evvel sorgulamak lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Yerinize katıldığınız için devam ediyoruz biz.